Ay. Of Merve, gülüp durma be. Kaç kere yıkadım, kuaförünü yıkadım ama düzelmiyor. Ay pardon, hani derler ya, saçları sinirden diken diken oldu diye. Seninki de öyle bir şey herhalde. Öyle mi? O zaman şimdi de senin saçların dikilsin bakalım. Volkan'la Nana bu akşam beraber yemeğe çıkıyor Merveciğim. Delireceğim ha. Bu kızı saçını başını yollarım yemin ederim ha. Sinirden titriyorum yemin ederim ya. Of. Ay ay ay, inanmıyorum ay. Az önce indirmedim mi ben bunu? Volkan, keser misin şu ıslığı lütfen? Neden Arkan? Çünkü dikkatimi şu maliyet hesaplarına veremiyorum da ondan. Ne yani? Buna benim ıslığım mı engel oluyor? Evet, senin ıslığın engel oluyor. Senin ne derdin var Arkan ya? Dünden beri sürekli benimle uğraşıyorsun. Yok bir derdim falan. Dikkatimi dağıtıyorsun. Anladık anladık. Sen bugün de tersinden kalkmışsın. Hiç uğraşamayacağım. Sen kal. Ben çıkıyorum. Ben böyle rahat adam görmedim ya. Biz burada iş için kafa patlatalım. Beyimizin tek derdi makara. Tek bildiği eğlensin, gezsin, tozsun. Volkan değil mi? Haklısınız Hakan Bey vallahi. Ayran gönüllü budala. Hangi çiçeğe konacağını bilmiyor ki. Hay ağzını öpeyim Hakan Bey. Merve. Lafın gelişi yani canım. Ama sadece suç onda mı Hakan'cığım? Ne demişler? Kadın davetkar olmasa? Doğru vallahi. Kız adamın sürekli tepesinde. Bu kadar da ısrar olmaz ki canım. İnsanda azıcık gurur olur. Yok canım. Nana Saf'ın teki. Onun dünyadan haberi yok. Bizimki yapıştı kıza. Neymiş efendim? Ona İstanbul gecelerini gezdirecekmiş. Şurada gözünün önünde ne cevherler var görmüyor da. Sen daha saf diye koru onu. Ne fettan bir şey o. Yani Volkan kendini mutlu edecek bir kadın bulamamış şimdiye kadar. Bu daldan dala konması o yüzden. Ay belki de çok büyük bir aşk acısı yaşamıştır. Hiçbir şey yaşamaz o bencil. Ancak kendini düşünür. Yere bakan yürek yakan cinsinden işte. Asıl böylelerinden korkacaksın. Yani aslında. Belki de kendine güvensizliğinden böyle yapıyordur. O yerden bitme kendine çok güveniyor ama sonunun ne olacağı hiç belli olmaz. Ay, Makbuş, daha hazırlanmam gerek. Bu patates soyma işi beni çok sıktı. Öyle gezip tozmayla evinin kadını olamazsın. Bunları öğrenmen lazım. Aşk olsun Makbuş. Şu dünyaya geldiğimden beri ilk kez gece dışarı çıkacağım. Bilmem ki kızım doğru mu yapıyorsun. Makbuş, ne var bunda? Merak ediyorum, anlasana. İnsanın her şeyi başına meraktan gelir. Makbuş, tadımı kaçırma ne olur. Volkan iyi, efendi biri. Hakan'ın da bir fikrini alsaydın. Belki diyeceği bir şey vardır. Ne diyecek? Ben Hakan'ın umurumda mıyım sanıyorsun? Gerçekten Volkan'la yemeğe gittiğimi acaba Hakan üzülür mü? Biraz sakinleştin mi hayatım? Hı hı. Volkan nerede? Çıkmış beyefendi. Boş ver canım. Takma bu kadar. Hem bize ne öyle değil mi? Tabii canım. Bize ne? Dur bak. Ben şimdi seni nasıl rahatlatacağım. Efendim? Diyorum ki uzun zamandır baş başa hiçbir şey yapmadık. Akşam Makbuş'la çocuklar bize geçsin. Nasılsa Nana da yok. İkimiz baş başa yemek yiyelim. Ne dersin? Onlar 7:30'da gidecekler. Hakan? Efendim? Sen beni dinliyor musun? Evet, tabii. Ne diyorsun? Tamam. Güzel. Şöyle güzel bir yemek. Sonra da kırmızı şarap. Kırmızı şarap mı? Beyaz da olabilir. Niçin? Ay Hakan, akşam baş başa yiyeceğimiz yemek için tabii ki. Ha.
Ha, olur tamam tabii. Yani her ikisi de olur. Yok yok, sana kendi ellerimle harika bir sofra hazırlayacağım. Özel bir gece olsun istiyorum.